Duyacaksın. Açık ve uzaktan önem dersinde bağımsız çalışma kurumundan bahsedeceğim. Bağımsız çalışma kurumunu Wedemeyer geliştirmiştir. Wedemeyer bağımsız çalışmanın öğretmen ve öğrencilerin görev ve sorumluluklarını birbirinden ayrı gerçekleştirdikleri, farklı yollarla iletişim sağlandıkları bir öğrenme ve öğretme faaliyeti olduğunu belirtmektedir. Wedemeyer, bağımsız çalışmanın öğrenenlere hedeflerini seçimi konusunda özgürlük tanıması, öğrenmenin bireyselleştirilmesi ve öğrencinin kendi hızına göre öğrenmesi şeklinde olması gerektiğini ifade eder. Altında bir görselimiz bulunmakta. Bu açıdan bakıldığında bağımsız çalışma kuramında öğrenciler ve öğretmenlerin ayrı yerlerde olması, öğrenenlerin kendi öğrenmelerinden sorumlu olmaları, öğrenenlere derslerin seçimi, dersin formatı ve dersin yöntemi konusunda geniş seçenekler sunulması, öğrencilerin istedikleri zamanda ve yerde kendi hızlarına göre öğrenmelerinin esas olduğu anlaşılmaktadır. Wedemeyer bağımsız çalışma sistemlerinin 6 özelliği olduğunu söylüyor. Bu özelliklere bakacak olursak, birincisi, öğrenci ve öğretmen ayrı yerlerde bulunuyor. İkinci, iletişim yazılı veya farklı medya aracılığıyla yürütülüyor. Üçüncü olarak öğretim bireyselleştiriliyor. Dördüncü, öğrenme öğrenci etkinlikleri sonucu meydana geliyor. Beşinci, öğrenme öğrencinin kendi çevresinde erişilebilir duruma geliyor. Altıncı olarak ise her öğrenci kendi öğrenme sorumluluğunu alıyor ve bu şekilde bir sistem kuruluyor. Wedemeyer'in bağımsız çalışma kuramından etkilenen Muş, uzaktan eğitimi öğrenci yönetiminde ve öğretmen yönetiminde olarak ikiye ayırıyor. Özellikle iki değişken üzerinde durur. Öğretmen ve öğrenci arasındaki uzaklık birinci değişkenimiz. Uzaktan eğitimin iki boyuttan oluştuğunu söyler. Çift yönlü iletişim, diyalog yani ve de programın öğrenci ihtiyaçlarını karşılama düzeyi bu da yapı oluyor. İkinci olarak değişkenimiz öğrenci sorumluluğu ve kararlılık yani kendi öğrenme sorumluluğunu almalı öğrenci. Öğretmenden çok az yardım istemeli ve aktif olmalı. Wedemeyer'in bağımsız çalışma kurumu üzerinde çalışması ve kendini bu işe adaması birçok kişiyi etkilemiştir. Wedemeyer'in bağımsız çalışma kurumunu ortaya atması, eğitimciler arasında fikir birliğinin oluşmasına katkı sağlamış ve yeni kuramların ortaya çıkmasına katkısı olmuştur. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Uygulama toplulukları yaklaşımı. Uygulama toplulukları nedir? Uygulama toplulukları yaptıkları bir şey için kaygı, ilgi ya da duygu, tutku duyan ve düzenli olarak etkileşerek onu daha iyi nasıl yapabileceklerini öğrenen insan gruplarıdır. Uygulama topluluklarının ardındaki temel dayanak basittir. Her gün içinde bulunduğumuz topluluklarla öğreniriz. Uygulama toplulukları yaşamın her yerindedir. Toplulukla bağlantımız iş arkadaşlarımız yoluyla gerçekleşebileceği gibi mesleğimiz veya boş zaman etkinliklerimiz de bir topluluğa bağlı kılar. Wenger, bir uygulama topluluğunun aynı ilgi alanına veya aynı coğrafyaya ait topluluklardan farklı olduğunu ve bu farkın ortak uygulamadan kaynaklandığını iddia eder. Burada uygulamadan kasıt, topluluk üyeleri tarafından paylaşılan görevlerin yerine getirilme yolu ve yöntemidir. Özellikler, Wenger'e göre bir uygulama topluluğunun 3 ana özelliği vardır. Çalışma alanı, topluluğu birbirine bağlayan ve bir arada tutan ortak ilgi alanıdır. Topluluk, bir topluluk ortak çalışma alanı etrafında sürdürdükleri ortak etkinlikler ile birbirine bağlanmıştır. Uygulama, bir uygulama topluluğunun üyeleri aynı zamanda uygulayıcılarıdır. Üyelerin yaptıkları topluluğa olan katılımlarını gösterir. Topluluktan öğrendikleri de yaptıklarını etkiler. Yenilik ve değişim. Wenger, bireyler bir uygulama topluluğuna katılımları yoluyla öğrense de asıl önemli olanın grup faaliyetlerinin sonucunda ulaşılan yeni veya derin bilgi düzeyleri olduğunu iddia eder. Örneğin, uygulama topluluğu iş süreçlerini merkezine almışsa bir örgüt için son derece değerli olabilecektir. Teknolojiler, Wenger'in yandaki şekilde işaret ettiği gibi teknoloji uygulama topluluklarını destekleyebilecek çok çeşitli araçlar sunmaktadır. Etkili uygulama basamakları nasıl tasarlanır? Birincisi, evrilme ve değişim olanağı. Katılımcıların gereksinimlerine paralel olarak topluluğun evrilmesinin ve ortak çalışma alanından uzaklaşmadan odak noktasını kaydırabilmesini sağlanması gerekir.
İkincisi, iç ve dış bakış açıları arasında diyalog alanı. Uygulama topluluğunun dışından gelen veya getirilen yeni perspektiflerin paylaşılması ve tartışılması teşvik edilir. Üçüncüsü, farklı katılım düzeylerinin özendirilmesi ve kabulü. Farklı katılım düzeyleri şunları içerir. Çekirdek, en aktif üyeler etkinleştirme, düzenli olarak katılan ancak aktif katılanlarda lider bir rol olmayanları, aktif katkı açısından öncü veya lider olmayan veya topluluğun dış çevresinde yer alan ancak farklı etkinlik ve tartışmalarla daha etkin katılımları sağlanabilecek çoğunun özendirilmesi gerekir. Dördüncü, topluluğun ritmini oluşturma. Katılımların zaman ve ilgi alanları çerçevesinde onları düzenli olarak bir araya getiren ilgi merkezleri veya düzenli bir etkinlik takvimi olmalıdır. Başarı için kritik faktörlerse, birincisi sosyal bulunuşluk farkındalığı. Bireylerin alandaki diğer profesyonellerle veya uzmanlarla sosyal olarak etkileşimde bulunma konusunda kendilerini rahat hissetmesi gerekir. Ve daha fazla bilgiye sahip olanların, diğer katılımcıların görüş ve bilgilerine saygı duyup işbirlikli bir bağlamda çalışmaya istekli olması gerekir. Sosyal bulunuşluk burada bir etkileşimin diğerlerinin kişisel arası yönlerinin takdir edilmesiyle birleştiği bir farkındalık olarak tanımlanabilir. Topluluğun ortak faydası için bilgi paylaşma isteği içinde olma ve işbirliği yapma istekli ve yeterli olma da başarı için kritik faktörlerden sonuncusudur. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Merhaba, ben de transaksiyonel uzaklık kuramından bahsedeceğim. Transaksiyon, ortamda var olan bileşenleri takip ederek ilişkiyi kavramayı ifade eder. Bu kavram tam olarak kendi kendine eyleme geçme ile iletişim etkileşim arasında kalmaktadır. Kavramın ifade ettiği süreçte ne birey kendi kendine eyleme geçer ne de etkileşim sürecinde olduğu gibi karşılıklı olma durumu vardır. Transaksiyonda iletim vardır. Bu iletimi yakalayıp algılayabilmek gerekmektedir. Bu kavram bir durumda ortam bireyler ve davranış örnekleri arasında birinin diğerini etkilemesi ve anlam oluşturulmasını ifade etmektedir. Ben burada transaksiyonel uzaklıktan bahsedeceğim. Az önce transaksiyon ne olduğunu söyledim. Moore tarafından 1993 yılında tanımlanan etkileşimsel uzaklık, bazen fiziksel olarak uzaktan kaynaklanan ancak çoğu zaman anlayışlarda ve algılardaki uzaklığı ifade etmek için kullanılan ve özellikle öğreten ile öğrenen arasındaki ilişkilere odaklanan bir kavramdır. Resimde de görüyoruz zaten öğretmen ve öğrenci arasındaki ilişki, etkileşimsel uzaklık. Moore tarafından 1980 yılında ortaya atılmıştır bu kavram. Öğrenci ve öğretmen arasındaki kavramsal alandır. Transaksiyonel uzaklık genel olarak yapı ve diyalog başlığı üzerine kurulmuştur. Diyalog ve yapı, bireylerin öğretim materyallerini kullanma hızları, öğrenme stilleri ve bireysel ihtiyaçları doğrultusunda farklılaşmasıdır. Yapının derecesini dersten derse, programdan programa farklılık gösterebilmektedir. Kısacası transaksiyonel uzaklık, öğrenci-öğretici, öğrenci-öğrenci ve öğrenci-içerik arasında etkileşimlerde algılanan uzaklıktır. Moore, transaksiyonun uzaktan eğitimde yer aldığını vurgulayarak bu kavramın uzaktan eğitimde uzaklık nedir sorusunun cevabına farklı bakışlar getireceğini düşünmüştü. Moore, uzaktan eğitimde uzaklık nedir sorusuna yanlış anlama ve psikolojik boşluğa yol açan uzaklık cevabını vermiş, uzaktan eğitimin transaksiyon içerdiğini vurgulamış ve kuramını ortaya koymuştur. Genel olarak özetleyecek olursak transaksiyonel uzaklık kavramını, uzaktan eğitim sürecindeki coğrafi uzaklık öğrenci ve öğretmen arasındaki algısal uzaklıktan daha önemli değildir. Etkileşim terimi bir uzaktan öğretim sürecinde öğrenci ve öğretmen arasındaki ilişkinin doğasını gösterir. Öğrenci-öğretmen etkileşimi süreciyle öğrencinin bireysel olarak deneyimi gerçekleşir. Bu süreçte öğretmen, öğrenci ve içerik sürekli değişir. Öğrenci, öğrenme sürecini anlamlandıracak ve yorumlayacaktır. Öğrenci bu süreçte diyalog ve yapı üzerinde ilerleyecektir. Öğrencinin her bir etkileşimi zihinsel potansiyeline, durumuna, deneyim ve deneyimine bağlıdır. Bu boyutların farklı seviyelerde olmasından dolayı değişik şekillerde uzaktan eğitim uygulaması tasarımı yapılabilir. Beni dinlediğiniz için teşekkürler.
Evet, bugün açık ve uzaktan öğrenme dersinde işbirliğine dayalı öğrenme kuramından bahsedeceğim. Öğrencilerin ortak bir amaç doğrultusunda küçük gruplar halinde birbirinin öğrenmesine yardım ederek çalışmasıdır. Öğrenci katılımı öğrenme sürecinin önemli bir ögesidir. Sosyal etkileşim anlamayı arttırır ve katılımı teşvik eder. İşbirliğine dayalı öğrenmenin anahtar kelimesinden biri ekip çalışması. Grubun başarısı ancak bu yolla sağlanabilir. İşbirliğine dayalı öğrenme hedeflerine bakalım. Sınıf arkadaşlarıyla projeler üzerine çalışma, problemleri işbirlikli olarak çözme gibi hedefleri vardır. Her grup çalışması işbirliğine dayalı öğrenme değildir. Öğrenciler ortak bir amaç doğrultusunda küçük karma gruplarda birbirlerinin öğrenmelerine yardım ederek çalışma olanağı bulurlar. Grup üyeleri birbirlerine öğreterek ya da işin belirli bir bölümü ile ilgili görevi yerine getirerek yardımlaşırlar. Bütün grup üyeleri verilen materyal üzerinde çalışırlar. Grup üyelerinin öğrenmeleri çeşitli yollarla ölçülerek ölçüde dayalı bir değerlendirme kullanılır. Öğretmen bazı durumlarda sadece rehberlik yapmak amacıyla müdahale eder. Öğrenciler takım içinde birbirlerine öğretme işlemleri sona erdikten sonra bireysel olarak tüm konuları içeren küçük bir sınava girerler ve bu sınavdan bireysel puanlar alırlar. Şimdi işbirliğine dayalı öğrenmenin olumlu yönlerine bakalım. İşbirliğine dayalı öğrenme, öğrencilerin öğrenmeye güdülenmelerine ve dikkatlerini sürdürmelerine yardım eder. Özellikle düşük yetenekli öğrencilere problem çözme ve üst düzey düşünme becerilerinin kazandırılmasında etkili olur. Bireyin dünyayı diğer insanların bakış açısından görme yetisini kazandırır. Böylece öğrencilerde empati kurma becerileri artar. Özel eğitime muhtaç çocukları daha kolay kabul ederek onların gelişimleri için rehberlik ederler. Öğrenciler başkalarının fikirlerine saygılı olmayı, hoşgörülü olmayı, tartışmayı öğrenirler. Şimdi işbirliğine dayalı öğrenmenin olumsuz yönlerine bakalım. Bazı karmaşık konular işbirliğine dayalı öğrenme ile anlatılamaz. Bu konuların sunumu için anlatım yöntemi gerekli olabilir. Bunun yanında bazı öğrenciler grup ile çalışmayı sevmeyebilir ve tek çalıştığına daha başarılı olabilir. Diğer taraftan işbirliğine dayalı öğrenmede yavaş öğrenen öğrencilerin gruptan dışlanması söz konusu olabilir. Açık ve uzaktan öğrenme dersinde eşitlik denklik kuramına bakalım. Eşitlik kuramı Simonson tarafından geliştirilmiştir. Bazı uzaktan eğitimciler öğrenenlerin nerede ve ne zaman öğrendiklerini göz ardı ederek tüm öğrenenler için benzer öğretim ortamları sağlamaya çalışmaktadırlar. Bunun temelinde öğrenenlerin benzer öğrenme imkanına sahip olduğu düşüncesi yatmaktadır. Simonson bunun yanlış olduğunu belirterek uzaktan öğrenenlerin öğrenme ortamlarının eşitliğinden ziyade eşit öğrenme deneyimi edinmelerinin temel alınması gerektiğini vurgulamaktadır. Diğer bir deyişle, Simonson, her bir öğrenci farklı öğretim stratejisini, farklı öğretim kaynağını veya bireysel tanımlanan etkinliklerini kullanabileceğini, bu farklılıkların dikkate alınarak eşit öğrenme deneyiminin sağlanacağı uzaktan eğitim sistemlerinin tasarlanması gerektiğini belirtmektedir. Yani özetle eşitlik kuramı, uzaktan eğitim öğrencilerinin yüz yüze öğretim öğrencileriyle eşit öğrenme deneyimlerini elde edecekleri öğretim tasarımının sağlanmasını hedef almaktadır. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.